tane tamamen alakasız kelimeler vereceğim. 30 saniye vereceğim. Bu 3 alakasız kelimeyle başlayan kişi bir hikaye anlatacak arkadaşına ve bu hikaye içinde bu 3 alakasız şeyleri birleştirmiş olacak. Alakasız şeylerin arasında bağlantı kurma yeteneğimiz var. Bunu eforsuz, erinerek ve saniyeler içinde hiç planlamadan yapma yeteneğimiz var. Yani çoğu zaman farkında bile değiliz. Çoğu zaman hatta onun kötü bir yatkınlık olduğunu düşünüyoruz. Ve bütün eğitim sistemimiz bu yeteneği kırmaya odaklanıyor. Çünkü bilinciler yetiştirmek için insan sonuçları atlamayan insanlar ihtiyacımız var. O yüzden eğitim sistemi diyor ki dur. İki şey gördün, hemen arasında bir bağ varsayma, bekle, araştır, mantığını kullan. Evet, mantığını kullan, bekle, bekle. Ve niye o kadar eğitilmemiz gerekiyor? Çünkü bu doğal yeteneğimiz, bu doğal akımımız o kadar güçlü ki iki şey gördüğümüz zaman çekiyoruz. Kesin öyledir. Bu bizim, biz peki düşünmemiz gerekiyor yani. Niye bu yeteneğimiz var? Aslında bu yetenek nedir kendisi? Bir bağdır değil mi? İki alakasız şeyin arasında bağ kurmak. Diyorum ki hikaye bu. Bir bağ. Alakasız şeyleri birleştiren bir bağ. Ve hikaye kendisi, kendi doğası olarak, kendi fıtra olarak, geçen gün bir kelime öğrendim. Fıtra. Değil mi? Fıtratı. Kendi fıtratı, kendi fıtratı bir bağ olmak ve hikayenin etkisi de bağ yaratmak. 5 mani hikaye dinleyen insan arasında ne oluyor? Bir bağ. Aynı hikaye bilen insanların, aynı toplumdaki insanları, diğer aynı hikaye biliyorsak o zaman bir toplumuz. Ve eskiden bizim toplumlarımızda ortak hikayeler vardı. Şermeran dediğin zaman herkes Şermeran hikayesi biliyordu. Şu an herkesin Şermeran ismi biliyor ama çoğu insanlar Şermeran'ın hikayesi biliyor.